Tamam, Evet. şimdi bu buraya kadar bir şey yok ki. Benim dediğimde bir eksiklik yok. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Orada, ya şimdi aslında başkanım, siz anlattığınız olayı da burada şimdi sizin Cumhurbaşkanımızla buluşmanız, buralara işte Sedat Bey'in vesile olması, destek olması, bu konu şu anda önemli bir konu değil. Evet, Sedat Bey ama şunu söylüyor. Diyor ki biz bunları yaptık ama Mehmet Başkan bizi hain ilan etti. İşte kulübün paralarını yanlış yere yönlendirdilere getirdi. Onu ifade etmeye çalışıyor. Ama evet, burada Sayın Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bunu Sedat Yeşilkaya olduğu için Ankara Gücü Kulübü'ne destek vermedi. Bunu da söyleyelim. Doğru mu Sedat Bey? Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Önemli olan ama siz olayı farklı yere çekiyorsunuz. Biraz hayır. Sanki siz olduğunuz hayır. için destek olmuşa hayır. getiriyorsunuz. Nasıl hayır? Başkan, anlattığınız olaylar oraya gidiyor. Şimdi ben başkan, kendi sorularımı sormak istiyorum ama önce bak, size söz hakkı veriyorum. Buyurun. Uğur Bey, evet. Mehmet Başkan darbede sokaklardaydı. Tamam. Ben buna şahidim. Tamam. Ben bunların hepsini biliyorum. Taksilerin parasını cebinden verdi. Tamam. Darbede ezilen, tankların altında tamam. kalan. Biz bunları görerek bir dostum var. Ben ismini açıklayamam. Bir dostumun yanına Mehmet Başkan'ı dinleyip yanına götürdüm. Tamam. O dostum 24 saat içinde Cumhurbaşkanı'yla görüştürdü ve bugüne kadar 1,5 senedir kulüp onda kaldı. 38 milyon TL yardım yapıldı. Ben bunu söylüyorum. Tamam. Ama şimdi konu buralara geldi ya, ben bunu yapmadım. Ben sadece bu görüşmeyi yaptım. Bana da dedi ki Mehmet Başkan, iyi transferler yapalım. Ali Üstü Çarşı diye açıklama yapıyor. Rica ediyorum. İsterseniz telefonunuzdan kontratını gönderin. Ali Üstü Çarşı Ocak ayında peşine atıp alacak. Bir adam yaz döneminde transfer olmuş. 7 ay sonrasına kontratını peşine at yazmışım. Allah rızası için kontratını yayınlatsın. Herkesten özür dileyeceğim. Arif Morkaya, Yusuf Abdullah, bütün oyunculara peşin hat vermeden burası çıkacak Ankara Gücü Camiası deyip yalvar yakar kendi oyuncularımıza imza attırmışız. Bize menajerlik mi ödemiş? Karşımızda oturuyor sorun. Bizim hiçbir emeğimiz yok. İsmail Kartal'ın hiçbir emeği yok. Bizi darbeci olarak gösteriyor. Bizim darbeyle ne alakamız var? Ankara Gücü, ben İstanbul'da yaşıyorum. Benim umurumda mı? Benim buradaki dostumun, buradaki dostum İstanbul'da yaşıyor. Ne Ankara umurunda ne Ankara Gücü. Mehmet Başkan'a inanıp Cumhurbaşkanı'yla görüştürdüğü için, bu kadar destek geldiği için şimdi darbeci mi oluyor? Mehmet Başkan sanki bunu söylesin ya. Hiç mi vicdanı sızlamıyor? Hiç mi üzülmüyor? Biz arkadaşız, dostuz dedik ya. Ben sen benim abimsin dedim, sen benim kardeşimsin dedi. Şimdi öyle anlatıyor ki herkese bir şey söylüyor. Mehmet Başkan kötü, o kötü, bu kötü, İsmail Kartal kötü, giden Putin'le Kane de kötü. O çocuklar para almamış, 13 aydır. Putin'le intihar edecekti ya. Çocuğu tuttum cebimden para gönderdim. Bu çocuk kötü. Herkes mi kötü başkanım ya? Putin'le mi intihar edecekti? İntihar edeceğim dedi. Başkanını anlatırken bile anlatamıyor. Putin'le nasıl, Putin'le nasıl intihar ediyor ya? Putin'le Süper Lig'de kaç yıl forma giydi? Uğur abi 13 ay maaş almamış. Tamam da yani kaç yıl Süper Lig'de forma giymedi yani 13 ay alsan olur almasan olur. Yani adam 5 bin lira maaş almıyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Adam 5 bin lira maaş almıyor ki. Şimdi bak ya, hiç para abi, almadı öldük bitti diyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe maçında kaç lira prim aldılar? Fenerbahçe maçında kaç para prim aldılar diyor başkan da. Uğur abi prim 2 milyon 600 kazanıyor ya takım. Tamam. 200'ünü takıma da dağıttığı zaman kahraman mısın? Yok yok tamam şimdi da sen onu bırak sen hani şimdi. Dediniz ya kaç para, lira, para almıyor. Kendini asacaktı dağıttı? Falan dediniz ya o anlamda dedim. Uğur abi hoca bak ya bu konular. Peki bir şey olmadı. Soracağım Sedat Bey siz şimdi açıklama yaptınız ben kendi sorularımı sormak istiyorum. Kone'yi bu takıma kim getirdi? Bakır Kone'yi mi? Evet. Hocamız izledi. Emrah tamam. Sportif direktörümüz izin verdi. Tamam. Trabzon bol servis verdi getiremedi. Bir ay sonra biz getirdik. Tamam bu Bakır Kone'nin menajerliğini kim yaptı? Bakır Kone'nin menajerliğini Erdem Alataş yaptı. Erdem Alataş'ın İsmail Kartal'la samimiyeti ne peki? Hiçbir samimiyet yoktu. Peki İsmail Kartal İstanbul'daki arkadaşlarımızı üzmeyelim bu Bakır Kone'ye 3 yıllık imza attıralım neden dedi? Uğur abi tek bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak tek bir şey söyleyeceğim. 2 tane çocuğum var. Evet. Benim bir tanesi 8 yaşında bir tanesi 20 gün önce doğdu. Tamam. Benim bütün hayatım ben 16 yaşından beri para kazanıyorum. Tamam. Ben hayatım boyunca hep dik durdum. Sen beni belki tanımıyorsun tamam. ama ben hayatım boyunca hiçbir zaman benim para zaafım olmadı. Tamam. 16 yaşında da Rabbim bana para kazanmayı nasip eyledi. Tamam. Ben bugün bütün aileme ben bakıyorum. Tamam. Hiçbir zaman para bana zaaf olmadı. Tamam. Şunu soruyorum. 2 tane çocuğum var. İlk defa yemin edeceğim üstüne. İlk defa Allah beni affetsin İsmail Kartal benim hayatımda tanıdığım transfer konularındaki en titiz adam. Sedat ne olur bunu
beni düşür. Sedat ne olur peşinatını ocağa yaz. Sedat onu almayalım. Erdem sen mi? Tamam kardeşim, kulüp zararı olamazsın. Bu kulübün 80 milyon borcu var. Biz bunu nasıl düşürürüz? 45 puanla bitirip bu kulübü nasıl sıfıra çıkartırız? Adam tesislerde kaldı. 7-24 orada yaşadı. Ya ben tüylerim diken diken oluyor. Tamam da Sedat Bey, yani şimdi İsmail Kartal böyle bir şey neden dedi ama? Uğur abi, adama üzülüyorum. Dedi mi başkanım böyle bir şey İsmail Kartal size? Ya şimdi adam Fenerbahçe'nin hocalığını yapmış adam. Eskişehir diyor başkan. Ayıptır. Adam Eskişehir'de 4 bank çalışmış. Antep diyor. Antep'in transferlerini kimin yaptığını kendisi daha iyi biliyor. Mustafa Kızıl, İbrahim Kızıl varken İsmail Kartal transfer yapabilir mi? Lütfen, hepimiz futbolun içindeyiz ya. Lütfen. Tamam lütfen. Peki bak, Sedat Bey, bir başkanım, Bifuma transferini kim yaptı peki Sedat Bey? Bifuma transferini Murat Cemal Ulaş Ortakay yaptı. Ya sizin bu konuyla ilgili bilginiz yok mu? Var, öğrendim ama ben o transferde yoktum. Mesela 1.350.335.000 euro yıllık para alıyor bu oyuncu. Evet. Başkan, Bursaspor'a 800.000 euroya önerdiler. Bursaspor kabul etmedi. Ben birebir biliyorum. Bak Uğur abi. Evet. Futbolda en kötü şudur. Sen Yunus Muhtar'ı 700.000 euroya alırsın. Tamam mı? Tamam. Sana kalkar bir başkan der ki Malatya. Ben 500 alıyordum. Yunus Muhtar'ın benim mesela telefonumda kayıtlı. 1,5 ay önce teklif yapmışım. Gelmemiş. 25.000 veya 50.000 euro çıkmışım. 40 gün sonra cevap verip gelmiş. Bunun için bile bizi sorguladı. Ve bunların hepsini başkan masada otururken hepsini okuyor. Hepsini görüşüyor. Değil mi? Başkan değil ama siz bir tane transferden para kazanma şansınız var mı? Var mı? Neden? Başkandan habersiz transferlerden para kazanma şansınız var mı diyor. Bir tane mukavele yapmamız kendi imzalıyor. Nasıl? Bir nasıl tane. Olur? Ya ben ya öyle deme şimdi bak. Şimdi Sedat başkandan habersiz derken yani başkandan işbirliği yapıp menajerle başkandan yok. Onu bak şunu onu de, bak şunu diyeyim ben. Bugüne kadar mesela batan kulüplere baktığınız zaman tamam mı? Başkanlarla menajerler ortak işbirliği yapıp araya üste para koyup sen onu yapmadın başkanım. Sen onu yaptın demiyorum ben. Ha, sadece şimdi üstüne para koyup tamam mı? Ondan sonra abi, kendini zengin ederler. Şimdi burada bakın arkadaşlar. Uğur abi. Tamam.